Merhaba değerli izleyenler. Ülkemizdeki tüm emeklilerimizin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün yine tüm emeklilerimizle dertleşeceğiz. Onların sorunlarını dile getireceğiz. Bunun yanı sıra emeklilerimizle ilgili gündemde hangi haberler var, bunları sizlerle tek tek paylaşacağız. Emekli maaşlarına yapılacak olan zammı konuşacağız. Kimler ne kadar zam alacaklar, zam oranları nedir? Ayrıca intibak çalışması var mı? 2000 yılından sonra emekli olan değerli büyüklerimizle ilgili hangi düzenlemeler var? Ayrıca emeklilerimizin bayram ikramiyelerine, ayrıca emeklilerimizin Kurban Bayramı'nda ödenecek olan ikramiyeleri zamlı mı olacak, zamsız mı olacak? Yani 1000 lira mı olacak yoksa bu artacak mı? Bunu bu videomuzda sizlerle beraber değerlendireceğiz, ele alacağız, yeni haberleri aktarmaya çalışacağız. Saygıdeğer izleyicilerimiz, emeklilerimizin gözü kulağı geride bıraktığımız bayram öncesinde ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağındaydı. Pek çok vatandaşımız artık yeter, bayram ikramiyelerimizi bari zamlı yapın diye feryat etti. Çünkü geçen yıl ödenen 1000 lirayla şu anki 1000 lira eşit değil. Enflasyon karşısında geçen yılın 1000 lirası resmi enflasyon rakamlarına göre yaklaşık 800 liraya düşmüş vaziyette. Çünkü ülkemizdeki resmi rakamlara göre son 1 yıldaki enflasyon %19,7. Bu ne anlama geliyor? Emeklinin geçen yıl 1000 lirası bu yıl yaklaşık 800 liraya düştü anlamına geliyor. İşte geride bıraktığımız bayram öncesinde emeklilerimiz, madem emeklinin maaşını enflasyona ezdirmiyorsunuz, o zaman ikramiyesini de ezdirmeyin, bizim ikramiyelerimize zam yapın dediler. Ancak maalesef ve maalesef biz de bu konuyu defalarca gündeme getirmemize rağmen Ankara'da bu sesimiz duyuldu ama maalesef ve maalesef emeklilerimize zam müjdesini veremedik, ikramiye müjdesini veremedik. Şimdi sırada Kurban Bayramı var. Bildiğiniz üzere emeklilerimizin bayram ikramiyelerine zam yapılması yönünde bir çalışma olduğunu sizlerle geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Her ne kadar Ramazan bayramına yetişmese de önümüzdeki Kurban Bayramı'na bu zam çalışmasının yetişmesini bekliyoruz. Çünkü emeklilerimizin almış olduğu 1000 liralık bayram ikramiyesi enflasyon karşısında eridi, erimeye devam ediyor. Temmuz ayında bildiğiniz üzere zam dönemi. Temmuz'da emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, yani memur emeklilerimiz %7,7 oranında bir zam alacak. SSK ve Bağkur emeklilerimiz ise yaklaşık %6,7 oranında bir zam alacak. Bu zam oranı gerçekten çok düşük. 1000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımıza 67 lira zam yapacağız. 1500 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımıza da sadece 93 lira zam yapacağız. 2000 lira emekli maaşınız varsa 134 lira zam alacaksınız. Bu parayla fatura mı ödeyeceksiniz? Çoluk çocuğunuzun ihtiyaçlarını mı karşılayacaksınız? Evinizin mutfak masrafını mı karşılayacaksınız? Yoksa kirada olanlar kirasını mı ödeyecek? Tabii ki bu zam oranı yeterli değil. Emeklilerin derdine derman olacak bir zam değil. Hal böyle olunca emeklilerimiz bari hiç olmazsa bize ödenen bu bayram ikramiyelerine zam yapın diyor. Şimdi değerli izleyenler, sevgili emeklilerimiz, bununla ilgili olarak Ankara'da çok önemli bir çalışma var. Emeklilerimize Kurban Bayramı öncesinde enflasyon oranında bayram ikramiyelerine zam yapılacak. Bu çalışmanın bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Bitirilir bitirmez de Emekli TV'de sizlere bunu aktaracağız, müjdeyi vereceğiz. Şimdi 1000 liralık bayram ikramiyesinin yaklaşık 1200 lira olma durumu söz konusu. Yani %20 oranında bayram ikramiyeleri zamlanacak diyebiliriz. Ancak bu yeterli değil. İnanın bana, yeterli değil. Emeklinin gerçek enflasyonu %50'den aşağıya değil. Emekli çarşıya, pazara gittiğinde onun enflasyonu %20 değil, %50. Her şey en az %50 artmış vaziyette. Her şeyin fiyatı. Giyim, gıda, yakacak, aklınıza ne gelirse. Her şeyin fiyatı artıyor. Emeklinin bir türlü maaşı artmıyor. Komik bir zam. Söyledim, %6,7. Bozdur bozdur harca.
Bu maaşla vatandaşımızın ay sonunu getirebilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani biz size 2000 lira emekli maaşı verelim. Hadi geçinin. 1000 lira emekli maaşı alan vatandaşlarımız var. 1000 lira. 150 bin kişi 1000 lira alıyor. 1100-1200 lira emekli maaşı olanlar var. 1300 lira. Onlar nasıl geçinecek? Biz diyoruz ki emekliye bayramda en az %50 zam yapılmalı. %20 zammın hiçbir anlamı yok. En düşük bayram ikramiyesi 1500 lira olmalı. Dul ve yetimler bildiğiniz üzere 250-500 lira bayram ikramiyesi aldı. Özel sandıklardan emekli olan, özel bankalardan emekli olanlar hiçbir şekilde bugüne kadar bayram ikramiyesi almadılar. Özel bankalar, yani özel sandıklardan emekli olanların SGK'ya devredilmesi çalışması 10 yıldır bitmedi. Artık özel bankalardan emekli olanların SGK'ya devredilmesi gerekiyor. 10 yılda bitmez mi arkadaş? 10 yıl. Bir çocuk doğuyor, 10 yaşında neredeyse ortaokuldan mezun oluyor. Yazık, günah yapmayın. Emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız bu yapılan zamla beraber en düşük 2460 lira maaş alacak. Ama SSK, evet SSK'dan emekli olanlar en düşük 1188 lira alacak. Şimdi emekli sandığından emekli olan değerli büyüklerimiz bu ülkenin vatandaşı. Evet. SSK'lılar da öyle. Bağkurlular. Bağkurlular da öyle. Bir tanesine niye yüksek veriyoruz? Bir tanesine niye düşük veriyoruz? Emekli sandığından emekli olanlar, memur emeklileri, sakın beni yanlış anlamasınlar. Onların maaşları da yetersiz. Onlar da yükseltilmeli. Ama 1200 lira emekli maaşı alan, 1000 lira emekli maaşı alanlar var. Onun için yüksek diyorum. Yoksa 2460 lira da ülkemiz şartlarında yüksek bir para değil. Kardeşim, bu ülkenin emeklileri çile çekmekten bıktı. Bankaya borç ödemekten, taksit ödemekten bıktı. Ona buna borçlanmaktan bıktı. Yeter artık. Onun için insanca bir zam yapmamız gerekmiyor mu? Bayram ikramiyelerinin en az 1500 lira olması gerekmiyor mu? Yazık, günah. Milyonlarca vatandaş geçim sıkıntısı içerisinde kan ağlıyor. Çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını gideremiyor. Emeklilerimiz etin tadını unuttu, etin tadını. Tavuk lüks oldu. İnanın bana, tavuk lüks. 10 lira olan bir tavuk şu anda en az 17-18 lira olmuş kardeşim ya. %70-%80 artmış. Vatandaşın mutfağına kırmızı et girmiyor, beyaz et de girmiyor artık. İnanın bana, girmiyor, yok. 1000 lira maaş olursa bu vatandaş nasıl alsın kardeşim? 1500 lira maaş olunca emekli saltanat yaşamıyor ki. 2500 lira maaş olunca emekli güllük gülistanlık bir şekilde ay sonunu getiremiyor ki, idare ediyor. Yani 1000 liranın idare edilecek bir yanı yok. 1500 liranın idare edilecek bir yanı yok. 1700 liranın idare edilecek bir yanı yok. Yok. Yani neyi idare etsin kardeşim ya? Çocuğu 3 kuruş para istiyor, cebine 5 lira harçlık koyamıyor. Bayram geldi geçti. Çoluk çocuğunuzun, torununuzun cebine kaç para koydunuz? Kaç para verdiniz? Allah aşkına ya. Şimdi yorum yapanlar içerisinde bazıları bize hakaretler ediyorlar. Çok ağır konuşanlar var. Kardeşim, ben konuşmasam, sen konuşmasan emeklinin derdini kim anlatacak? Türkiye'de bir tane emekli televizyonu var. O da burası. Herkes şunu bekliyor. O yorum yapanlardan, ahlaksızlardan bahsediyorum. İntibak var mı yok mu? Yok. %70 zam var mı? Yok. Kardeşim, anlatıyoruz. Diyoruz ki en ufak bir gelişme olduğunda biz size aktarıyoruz zaten. İntibakla ilgili en son gelişme şu. 700 bin Bağkurlu'ya intibak hakkı verildi. Bunun çalışması devam ediyor. Geride kalan 4 milyon 300 bin SSK emeklisiyle ilgili de şu anda bir çalışma başladı, başlayacak. Sanki intibak var da ben vermiyorum. Yok kardeşim, yok. Ben istemiyor muyum? Ama çalışmalar var. Biz de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki
Tüm gelişmelerden haberdar olmak için mutlaka Emekli Televizyonu'na abone olun. Anında gelişmeleri öğrenin. Bu kadar. Şimdi tüm SSK emeklileri, özellikle de 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın Emekli TV'yi çok yakından takip etmesini rica ediyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde intibakla ilgili tüm çalışmaları aktaracağız. Değerli izleyenler, bu videoda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğer bankadan promosyon aldıysanız bununla ilgili çok önemli bir haberimiz var. Süre yetmediği için şimdi anlatamıyorum onu. Bir sonraki videomuzda eğer bankadan promosyon aldıysanız mutlaka bir sonraki videomuzu yakından takip ediniz. Mutlaka Emekli Televizyonu'na abone olun. Görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.